Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz benim bir önceki kameranın başına ufak bir kaza gelmişti. Pek de ufak değildi aslında. 40'la falan giderken bisikletten düştü ve tam objektifin üstüne düştü. Objektif paramparça oldu. Ki normal yani, o hızla giderken korumasını takmamıştım çünkü öyle bir durum vardı. Çünkü ben direkt sesi de alması için korumasını takmıyorum. Ama işte böyle sıkıntılar olabiliyor. Ben o kamerayı Sony'ye gönderdim. Yenisini gönderdiler. Hem de bu da daha farklı bir kiti göndermişler. Travel kit diye bir şey. Şimdi hani kutu açılımı yapıyoruz ya. Şimdi bir kutu açılımı yapalım arkadaşlar. Tekrar. Çünkü artık her üründe böyle bir önce kutu açılımı, sonra da inceleme yapacağız arkadaşlar. Evet. Bakalım içinde neler varmış kutunun. Evet. Bunu gene Sony çok güzel buraya bantlamış. Evet. Şöyle arkadaşlar. Hemen bir garanti belgesi çıktı tabi. Ha, bu iki tane kutu olarak çıkıyor. Bakın bu kit ayrı. Bir kamera. İçinden bir kutu daha çıktı. Bir kamera ve şeyi. Bir de ayrıca bu aparat çıkıyor. Yani bu kitin olayı aslında şu aparat, fazladan bu aparat. Bu aparat ne işe yarıyor? Biraz sonra göreceğiz. Takarız biraz sonra. Evet, öncelikle bunu açtık. Sonra da şunu açalım. Bunda gene inşallah yoktur şey. Burayı da bantlamış çok güzel bir şekilde. FDR-X3000R yani 4K çeken modeli. Gerçekten bunun en güzel özelliği zaten titreşim arkadaşlar. Heh, şöyle çıkaralım. Kameramız direkt koruma kılıfıyla beraber geliyor. Bu da benim bir mesaj olmalı. Kamera. O kumandası. Kamera 1 kumandası. Ve burada başka bir kutumuz var arkadaşlar. Kutu içinden kutu, yemin ediyorum. Türlü türlü. Bir sürü kitap. Bunları okuruz sonra. Okursunuz, size gönderip isterseniz onları. Evet, burada pili, bir adet pil, bir adet şey, aparata takma şeysi. Bu şöyle çıkaralım. Kumandanın şarj etme aparatı arkadaşlar. Kablo, bu kablo normal telefonlardaki kablolardan. Universal giriş, yani şu şekilde bakın. Bu hem kamerayı şarj ediyor hem de kumandasını şarj ediyor. Kumandasını da çünkü arada bir şarj etmek gerekiyor. Bir anda, çünkü kamerayla çıkıyorsun, kumandayı basıyorsun, kumandanın pili bitiyor. O zaman da sıkıntı oluyor. Kumandayı bileğine takmak için bir aparat. Yani şu şekilde oluyor arkadaşlar. Bunu alıyorsun. Buraya takıyorsun. Bunu böyle bileğine takabiliyorsun. Motosiklette, bisiklette, istersen bunu böyle kullanıp ya da kayakta bu şekilde kullanabilirsin. Yani kumanda için iki tane aparat var. İstersen kumandayı buradan böyle universal bir şekilde yine gidona bağlayabilirsin. Ya da bunu herhangi bir yere bu şekilde bağlayıp kumandayı bunun üzerine takabilirsin bu şekilde. Yani şuradan çıkarıp şu şekilde istediğin yere sabitleyebiliyorsun. Evet, içinden çıkanlar bunlar arkadaşlar. Şuradan kameramızı da bakalım. 10 numara 5 yıldız kamera gerçekten. Esas aparatımız var arkadaşlar. Bu kitin aparatı bu da. Evet. Oo, bu sefer şey de var, koruma var. Evet. Şöyle bir alet arkadaşlar bu. Şimdi bakalım, beraber göreceğiz. Bunu buraya takıyorsun. Kumandayı da buradan buraya takıyorsun ve şu şekilde çekebiliyorsun. Süper. Hem çektiğini buradan görüyorsun böyle. Şu şekilde kendimi görebiliyor muyum? Kendimi göremiyorum. Evet. Bu aslında kitin olayı da bu arkadaşlar. Şu aparat aslında. Ve bakalım bu kamera bize ne kadar dayanacak. Evet, Sony'ye tekrar... burada bir de şeyler var. Şöyle bir koruma kabı var. Tak, kullanmadığın zaman bunu tak diyor. Uğraştırma beni diyor. Bak bunu çok sevdim. Bunu gerçekten çok sevdim. Yani içinden ne çıktı arkadaşlar? Bir kamera, kameranın kılıfı, kumandası, bir adet pil, kumandanın şarj cihazı, kumandanın takılma şeysi, başka bir yere adapte edebilmen için şey, bir adet kumandanın kola takılma aparatı ve şu alet, yani bu da kaska falan takmak için, bir adet de kablo ve ayrıca bu kitin içinden de, kitin özelliği de, bu travel kitin özelliği de şu alet arkadaşlar. Bununla da çok kolay bir şekilde hem buradan görüp hem de buradan şey yapabiliyoruz. Evet, bunun incelemesini yapacağız. Tabii travel kitle ilgili bazı şeyleri söylerim daha sonra ama yakında kameranın incelemesi geliyor arkadaşlar. Çünkü bayağıdır kullanıyorum, hatta çok yakında geliyor, belki önümüzdeki hafta falan gelir. Bayağıdır kullanıyorum, artık bunu sizle paylaşayım. Evet, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Hadi yarın görüşürüz.